çok uzak bir yerden bir ses gelmiş çobanın kulağına. Oysa yıllardır hiçbir şey duyamamış küçük bir çobanmış o. Sağına soluna bakınmış hemen. Acaba duyduğum gerçekten bir ses mi? Yoksa beynim bana bir oyun mu oynuyor? Uçarak küçük bir kelebeğin yanına geldiğini görmüş çoban. Kelebek dünya güzeli bir kızmış. Rengarenk kanatlarının güzelliği herkesin dilinde dolaşır ve görenler görmeyenleri anlatırmış. Hatta onun gerçekten yaşamadığını söyleyenler bile varmış. Beni ancak sen kurtarabilirsin. Çok uzaklardan seni bulabilmek için geldim, demiş kelebek kız. Kulaklarına inanamamış küçük çoban. Nasıl olur? Ben seni nasıl duyabiliyorum? Hem benim sana nasıl yardımım dokunabilir ki? Benim kendime bile faydam yok. Çaldığın flüt, onun sesini duyabiliyorsun değil mi? Diye sormuş kelebek kız. Başını umutsuzca iki yana sallamış küçük çoban. Hiçbir zaman duyamadım. Ne çaldığımı çok iyi biliyorum. Ama nasıl oluyor anlamıyorum. Sanıyorum flütümde çaldığım her şeyi beynim bana söylüyor. Kelebek kız gülmeye başlamış. Öyle güzel gülüyormuş ki. Çoban ona kızmak istemiş ama kızamamış. Benimle dalga geçme lütfen, diyebilmiş sadece. Kelebek kız çok üzülmüş bu haline çobanın ve panikle, çok üzgünüm gerçekten. Ben seninle dalga geçmek istemedim ki. Sadece çok sevindim seni bulduğum için ve o yüzden gülüyorum. Dur, biraz şuraya oturup dinleneyim. Yavaşça konu vermiş çobanın koluna. Ve sonra anlatmaya devam etmiş. Bizim kraliçemiz, ana kelebek, çok hasta. Kulakları duymaz oldu. Hepimiz çok üzülüyoruz. Büyücü kelebek bana seni gösterdi. Nerede şimdi onlar? Çok uzaklarda. Çoban gülmeye başlamış bu kez. Çok uzaklardaysa nasıl gösterdi sana beni? Kelebek kız bozulmuş bu sefer de. Kendine göre yöntemleri var. O bir büyücü. Büyücüler yalnızca masallarda olur. Kelebek kız bir tekme savurmuş çobanın burnuna doğru. İşine gelince bir kelebekle bir insanın konuşmasına inanıyorsun ama. Hey, ne yapıyorsun sen? Ben kimseden dayak yemem. Hele bir kızdan asla, demiş çoban. Sonra ikisi birden gülmeye başlamışlar. İzin verirsen anlatmaya devam edeyim. Ana kelebek bir ses duyarsa iyi olacakmış. Büyücü kelebek de bunu bir tek senin başarabileceğini söyledi. Ya başaramazsam? Büyücü başarabilecek tek canlının sen olduğunu söyledi. Bizim büyücümüz her şeyi bilir.